değerli yöneticilerimiz ve de çok değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 35 yıl sonra Uşak Belediyesi'nde Sayın Genel Başkanımızı ağırlamanın onuru ve gururunu taşıyoruz. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımızın bizlere 3 dönem boyunca göstermiş olduğu bütün bilgilerden, anlatmış olduğu bütün öğrettiklerinden yola çıkaraktan parti meclisimizin de onayıyla belediye başkanı aday olduğumuz tarihten itibaren çalışmamıza başladık. Ve de 31 Mart'ta da tarihin 1953'te il olan Uşak'ın en tarihi farkla seçimi kazandık. Uşaklı vatandaşlarımızın teveccühüyle. Bizler bu ağır yükün farkındayız. Omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Sorumluluğumuzu gayet iyi hissediyoruz. Ekibimizle birlikte, Sayın İl Başkanımızla, Milletvekilimizle birlikte, çok değerli yönetici arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki süreçte vermiş olduğumuz, taahhüt ettiğimiz bütün projeleri Sayın Genel Başkanımızın çizdiği önderlikle biz gereken bütün çalışmalarımızı yapacağız ve de önümüzdeki genel seçime kadar hiç durmadan çalışıp Uşak'ta Uşak'ın hak ettiği genel seçimlerdeki başarıyı en az 2 milletvekiliyle de taşlandıracağız. Ben tekrar Sayın Genel Başkanıma hoş geldi diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Öncelikle hem sizi hem bütün siyasi partilerden seçilmiş belediye meclis üyelerini kutluyorum. Size, grubumuza başarılar diliyorum. Buraya il başkanımla, milletvekilimizle, komşu illerin il başkanlarıyla, Afyon'dan parti meclis üyemizle birlikte geldik. Sizi birlik, beraberlik halinde omuz omuza Uşak'a hizmet ederken görmenin büyük kıvancı içindeyim. Arabayla geçerken başkan gösterdi. Çok kalabalık bir meydan, çok sıkışık oturmuş, çok sayıda emekli gördüm. Bu oranın niye böyle olduğunu sorduğumuzda söz verdiğim gibi emekliler için burada çay 1 lira. Emekliler buraya geliyorlar. Burada oturuyorlar. Emekliler buraya geliyorlar, burada oturuyorlar ve günlerinin önemli kısmını burada geçiriyorlar dedi. Kuyruk vardı. Tabii bu sadece çok küçük bir adım. Bunun gibi çok daha fazla adımlar atılacak. Kente dokunan, emeklilerimize dokunan, yoksullarımızı, yoksulluklarını teşhir etmeden ortadan kaldıran, en iyi sosyal belediyecilik uygulamalarının yapıldığı, öğrencilerimizin burada annelerinden babalarından bize emanet, öğrencilerimize önemli hizmetlerin sunulduğu bir belediyecilik anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz. Ben Özkan Yalım'ın örgütümüzle, milletvekilimizle birlikte çok başarılı işler yapacağını, bizim Uşak'ın ona duyduğu güveni boşa çıkarmayacağını, bizlerin beklentilerini karşılayacağını ve her geçen gün Uşak'ta hem partimize hem kendisine duyulan güvenin, verilen desteğin bir kat daha artacağını biliyorum, inanıyorum, kendisine güveniyorum. Bundan sonraki süreçte kimseyi adam kayırmacılık olmadan, akraba kayırmacılık, partizanlık olmadan bütün Uşak'a en doğru hizmetlerin yapılacağına yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreçte büyük bir başarı öyküsü yazılmasını dikkatle takip edeceğiz. Bize düşen ne varsa, CHP'li diğer belediyelere, Avrupa Birliği fonlarının araştırılmasında, Belediyeler Birliği'nin yapacağı projelere, yapacağı katkılarda hep Uşak'ın arkasında olacağız. Karahalı için de, Eşme için de, belde belediyelerimiz için de farklı bir durum yok. İnsanlar CHP'ye verdiği oydan pişman olmayacaklar, memnun olacaklar. Vermeyenler bir sonraki seçim için sabırsızlanacaklar ve Uşak'ı artık öyle herhangi bir CHP belediyesi olarak görmüyoruz. Atatürk'ün Uşak'ta ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediği, Yunan generalin Trikopis'in tutuklandığı ve artık Kurtuluş Savaşı'nın seyrinin değiştiği bir memleketteyiz. Bundan sonra da biz ilk hedefimizin iktidar olduğunu Uşak'tan söylüyoruz. Ve diyoruz ki bizim
hiçbir partiye, hiçbir partiliye, hiçbir siyasi görüşe bir husumetimiz yok. Herkesi dost biliyoruz, kardeş biliyoruz. İlk hedefimiz Atatürk'ün partisini iktidar yapmaktır. Hep birlikte çalışmaya başlıyoruz. Bundan sonra bu güzel kentin tarhanasından kültür varlıklarına her yönüyle bütün Türkiye'ye tanıtılması için, Türkiye'den dünyadan turist çekmesi için, Uşak'ın göç veren değil göç alan bir yer olması için, sokakları ilk ışığa kavuşmuş memleket olan, ilk şeker fabrikasının elektriğiyle sokakları aydınlanmış Uşak'ın Türkiye'nin yeniden aydınlık yüzü olması için el birliğiyle çalışacağız. Hepinize güveniyoruz, hepinize inanıyoruz. Kolay gelsin, yolunuz açık olsun.